Efendim hayırlı akşamlar. Sahur vaktine hoş geldiniz. Sahur vaktinde bu gece bir kez daha sofralarınıza konuk olacağız. Allah izin verirse. Bizi ekranlarınızın başında bekleyiniz efendim. Bizim bu gece sahur vaktinde çok güzel bir başlığımız var. Türkçe. Yani bu güzel dilimiz, bu kadim dilimiz. Biz bunu konuşacağız etraflıca. Unuttuğumuz kelimelerimiz var, unuttuğumuz cümlelerimiz var. O kalplerimizde böyle hani titremeye neden olan şiirlerimiz ve şairlerimiz var. Bizimle birlikte bu gece Hayati İnanç hocamız var. Hoş geldiniz Hayati Bey. Şeref verdiniz. Estağfurullah. İyi ki geldiniz. Şeref bulduk. Allah razı olsun. Şimdi ben böyle ayakta konuşuyormuş gibi başladım Hayati Hocam. Sandalyeden gibi falan değil. Gördüğüm kadarıyla ayakta konuşuyorsunuz. Evet, sandalye buna nedir? Şimdi arkadaşlarım değişecekler. Ben sözü size bırakayım. Hayır vardır. Evet. İki gün evveldi bu stüdyodaydık. Profesör Mustafa Tekin hocamızla sohbet ederken. Mustafa Tekin Hoca böyle gerçekten noktayı koyan bir cümle kurdu. Böyle aklım bir kenarında. Sonra dedim ki Hayati Hoca geldi ben bunu söyleyeyim. Şöyle. Şimdi bazı AVM'lerde, bazı yerlerde, ismi önemli değil, her yerde diyorlar ki işte bugün manav reyonunda ki ürünlerde şu kadar indirim var. Ya da şarküteri reyonundaki ürünlerde şu kadar indirim var. Mustafa Tekin Hoca dedi ki Türkçe'ye bağladı cümleyi. Ürün yerine eskiden erzak vardı. Erzak bize başka şey hatırlatırdı. Rızk. Ürün bize başka şey hatırlatıyor. Türkçe'ye olan hassasiyetinizi biliyorum. Evet. Rızk. Hadi oradan başlayalım evet. Buyurunuz. Rızkı hatırlarsınız. Er rızkı alallah hatırlarsınız. Razzak hatırlanır. Allah-u Azimüşşan'ın ismidir. Efendim, adı gidenin tadı da gider. Bir amcam vardı. Zaman zaman söylüyorum. Bizimkiler Sudan göçmeni. Sudan'dan gelmişler. 5-6 nesil önce siyahi insanlar. Gece görünmezdi falan amcam yani. Şehre nadiren çıkmış, 2 veya 3'tür yani Denizli'nin Çameli kazasının Akpınar köyünde oturan bu amca askerlik için bir gitmiştir. İşte bir de hasta olduğu için bir gitmiş, gittiyse bir kere daha gitmiştir o kadar yani. Hepsini de 3'er 5'er yıl en az anlatır, hatıra değeri vardır. İl merkezine geldiğinde bir lokantaya girmiş, acıktığında yemek yemek üzere nasıl söyleyeceğini de bilmiyor. İşte işaretle falan önüne bir şey koymuşlar yerken. Biraz beğenmemiş ama artık onu yiyelim ben, ayıp olmasın falan kabilinden. Sonra sormuş çocuğa, yavrum bu neydi diye. Patates amca demiş. Garson. Ha demiş, adı gidince tadı da gitmiş. Biz buna kumpir deriz, pek güzel olur değil mi? Şimdi adı gidince evet çok muazzam, çok sağlam, sahih bir harika bir teşhis. Ürün dediğiniz zaman zihninizde fabrika. Erzak dediğiniz zaman rızık, razzak, Allah-u Azimüşşan, hatıra düşen, kalbe gelen o olur elbette. Boşuna değil, kelimelerin tarihi var, arka planı var, yüzlerce yıl, 1000 yıldan fazla bir geçmişi var, taşıdığı bir değer var. Onu ben değiştirdim, bundan sonra öyle değil de böyle diyeceğim demekle aslında öyle çok da düzgün bir iş yapmış olmuyorsunuz. Bu hakka tecavüzdür, bu... En azından şımarıklıktır, hadsizliktir. Vallahi sadece orada değil, her kelimede bunu müşahede ediyoruz, bunu görüyoruz. Kelimelere yüklediğimiz, bakıyoruz mesela havaalanında önemli kişilerin geçtikleri bir güzergah vardır değil mi efendim? Orada VIP deriz ona. Türkçesini sorduğunuzda VIP der adam. Daha derinlemesine bilgiye ihtiyacınız varsa very important person falan der. Ama bunun bir Türkçesi yoktur. Kimse evet. de aramaz bile. Uzak Doğu'da havaalanında benzer yerin adı Aziz Misafirler Menzili'dir. buyurun şimdi yani. Yani çok önemli. Yani Türkçe'ye illa çevirecek olsak very important person'ı çok önemli kişi demiş olacağız. Çök olacak kısaltılmış. Onun da bir tadı yok. Evet. Aziz Misafirler Menzili. Ve bu üç kelimenin üçü de Arapça kökenli. Aziz. Azizim dediğiniz zaman bir insan hoşnut olmaz mı? Yani aziz, kıymetli, yüksek, değerli, misafir, seferi, seferde, yolcu. Onun hükümleri var. Seferi olmanın getirdiği bir şey. Menzil. Ya gideceğin yer güzel bir yerse ona menzil dersin. Yani varılacak yer. Varılacak yer demektir. Yani çok... Böyle basit işte ben artık kaldırdım şunu koydum filan. Öyle değil o iş yani. O iş öyle değil. Bu kelimeler bizi Kur'an-ı Kerim'e götürüyor.
bu kelimeler bizi dini İslam'a götürüyor. Mensup olduğumuz medeniyeti bize hatırlatıyor ve her bir kelime o muazzam halatın ince bir lifi gibidir. Tek tek koptukça, kesildikçe jiletle, tek tek kesildikçe belki bir süre farkına varmazsınız ama son tahlilde o ip kopar. Allah göstermesin, bu feci bir haldir. Feci bir haldir. Bundan üzüntü duyuyorum, ürküntü duyuyorum. Yani bu yani Cenab-ı Hak hocam şöyle bir, aklımızı başımıza getirsin. Birkaç buyurunuz. Daha iyi açarsınız da sonra. Hüküm kelime, hakeme kökü ile ilgili böyle bir şey yapmıştık. Şimdi tabii Arapça yazıyı bilmeyenler veya kelimenin şeyini bilmeyenler mesela normalde hakemeyi diyelim ki H harfinden sözlükte bakıyorsunuz. Fakat şimdi kelimeden o kadar çok kelime türetilmiş ve bunların hepsi dilimizde o kadar merkezi noktalara yerleşmiş ki mesela diyelim ki tahakküm kelimesini bakacaksınız. Hı. T'den bakacaksınız. Halbuki tahakküm kelimesi hakeme kökünden türetilmiş. Mahkemeye bakacaksınız. Yine hakeme. Keser. Muhakemeye bakacaksınız. Evet. İstihkama bakacaksınız. Tahkim. Tahkime bakacaksınız. Evet. Hikmete bakacaksınız. Mahkum. Hakime bakacaksınız. Evet. Hakeme bakacaksınız. Evet. Hükme bakacaksınız. Yani bina kuruldu. Tabii yani yani bir sürü kelime yani hani işte müstahkem mesela yani bir sürü kelime var. Yani aşağı yukarı böyle bir çalışmıştık. 20'ye yakın kelime çıkmıştı. Ulan her bir sözün ayrı harflerinden bakılması gerekiyor. Şimdi siz diyelim ki bu yani lise eğitiminden gelmiş ya da üniversitede okuyan mesela hukuk fakültesinde okuyan bir insana ya bunların hepsi aynı kökten geliyor. Evet. Bunu işte mahkeme mesela evet. Değil mi? Yani muhakeme evet. Ayrı bir şey, mahkeme ayrı bir şey. Bir de yani Türkçe söylenişleri yeni anlamlar kazanıyor falan. Bizim şeyler için mesela hocamın söylediği mesela menzil, nüzül, inzal, evet. Tenzil. Evet. Yani evet. Bir sürü kelime var. Biraz tenezzül. Çok, tenezzül yani ya. Ondan sonra istinzal, münezzil. Münezzil. Yani bir sürü kelime var. Ve bunların her biri hala yaşıyor yani. Yani bugün hayatımızda yaşıyor fakat sözlükte ayrı ayrı yerlerde bulmamız lazım. Erişir menzili maksuduna heste giden tiz reftar olanın payine dağından dolaşır. Yani bir kelimenin tadı, lezzeti hocam, başka hiçbir şey değil. Hayati hocam, bunu daha evvel anlattınız biliyorum. Ben internette izliyorum. Ama şöyle izleyicilerimiz şunun bir zevkine varsınlar. Şimdi hukuk fakültesi dedi ya, Hayati evet. Hocam aslında bir avukatım. Hukuk fakültesi ha, evet. Mezunu, bir avukat. Evet. Peki nereden, yani hukuk nerede, divan edebiyatı ve bu şiir aşkı nerede? Aslında aynı yerde ikisi de. Hı. Mesela o. Evet. Aslında aynı yerde. Bizim maalesef yürürlükten kaldırdığımız 1920'li yıllarda tercüme edilerek yürürlüğe konan kanunlarda, temel kanunlarda çok sağlam bir Türkçe vardı. Mesela ceza kanununda şöyle bir cümleyi görürdünüz. Herkes görürdü. Biz öyle mezun olduk. Gayrimelhuz esbabın inzimamı suretiyle. Yani adam sanki şiir okuyor. Beklenmeyen sebepler eklendi evet. De o yüzden falan gibi bir şey demek. Dikkat alınmayan tek şeylerin bir araya gelmesi. Şimdi hukuk fakültesinde ders alıyorum. Usul hocam, Postacıoğlu merhum, kendisine sorulan suale şöyle cevap. Soru şu. Mahalli mahkemenin hükmünü Yargıtay incelerken, bozacak veya onayacak iken, tasdik edecek iken, hakimin takdir yetkisine karışacak mı? Karışacaksa ne kadar? Öyle ya hakim diyebilir ki, şahidi ben dinledim, yalan söylediğini ben gözlerinden okudum. Ey Yargıtay karışma, buraya dokunma. Tarlada keşfi ben yaptım diyebilir. Haklıdır da bir noktada ama bir yerde de saçmaladıysa veya gözünden kaçtıysa çok önemli bir husus. Yargıtay'da zaten onun için vardır. Ha, burada sen hata ettin diyecek. Dolayısıyla takdir yetkisine bir yere kadar karışacak. Ancak bunu ifade edecek bir cümleye ihtiyaç var. Ve Postacıoğlu yazın dedi, şu cümleyi bize yazdırdı. Dosya münderecatı muvacehesinde delailin takdiri gayrı kabili izah ise mahkemeyi temyiz hükmü nakleder. Çok güzel. Abi adam şiir okuyor. Adam ders falan verdiği yok. Adam şiir okuyor. Bir talebe itiraz etti. Yani sözüm ona yeni Türkçe'ye bağlılığından dolayı itiraz etti. Aynen yaz dedi. Böyle soracağım. Böyle aynen cevap gelmezse puan da alamazsınız dedi filan. Tatlı bir sürtüşme de gördük. Şimdi nereden geçtim? Evet. Bir defa hukuk tahsili yapanlar bizim nesil çok iyi bilir, bilmeli. Eğer arzu ederlerse demin söylediğiniz şekilde HKM'nin yan yana geldiği, hı hı. Bu sırayla yer aldığı her kelimenin birbiriyle bir akrabalığı
vardır, bulunabilir. Şekere, şükür, teşekkür, şakir, meşkur, şükran, yani teşekkür, müteşekkir. Müteşekkir. Efendim, şimdi bu alışkanlığı kazandığınız vakit bir defa lisanınız öyle bir genişlik ve güç kazanıyor ki meramınızı anlatırken artık zorlanmıyorsunuz. Orada bir lezzet var, edebiyat lezzeti var. Eski metinlerimiz, merak edenlere söyleyeyim mesela, 40'lı 50'li yıllarda yazılmış Yargıtay kararlarını zevk için okuyacaksınız. Emin olun edebi değeri var, muhteşem Türkçe iddiası var. O cümle, o muazzam cümleler, hayret edersiniz. Bugünlerde bunu pek maalesef göremiyoruz. Meslek erbabının kendi itiraflarıyla sabit yani, kendi ikrarlarıyla sabit. Bu ilgi, bu benim her zaman ilgimi çekti. Yani kelimelerdeki bu letafet. Fakat beni asıl sevk eden, yönlendiren, zihnime takılan şu sualdir. İlkokul bitti, 11 yaşını henüz doldurmadım. Kur'an-ı Kerim kursundayım, Sübhaneke öğreneceğim. 3 ay yaz tatili var. Okullar açılmadan önce bu çocuk Sübhaneke'yi, Ettehiyyatü'yü falan öğrense yeter kabilinden bir beklentiyle gönderildik. Budur zaten beklenen. Onda sure ezberlerse tamam yani. Namaz oldu. Fakat bu çocuk biraz fazla çalışıyor. Meraklı. Hocam da Allah selamet versin, üzerimde ısrarla duruyor. Diyanetin bir Kur'an-ı Kerim kursuydu. 3 ay biterken, mektepler açılacakken ben artık Kur'an-ı Kerim'i yüzünden biraz yavaş da olsa okuyabiliyordum. Ne var bunda diyeceksiniz. Okuyabildiğimi görünce şu sual takıldı zihnime. Hani birkaç yılda okunamıyordu bu yazı? Evet. Öyle demiştiniz. Niye bana yalan söylüyorsunuz? Gücüme gitti azizim. Yani bana yalan söylenmesi gücüme gitti. Evet. Sonra baktım, yalan az değil. Epey var. Nereyi kaldırsam yalan çıktı. Çok böyle algı operasyonu yapılmış. Bugünkü söyleyiş biçimiyle, bugünlerde öyle diyoruz ona. Bir de babam arzuhalcıydı. İlkokul mezunudur kendisi. Duanıza muhtaç, hayatta 85 yaşında. Sıhhat afiyet versin. Şöyle bir söz sarf etti. Kendisine dilekçe parasını ödemekte ihmal gösteren müşterisine. Naz edip ödemeyecek, gidecek. Bende yok sabrı sükun, sende vefadan zerre. İki yoktan ne çıkar, fikredelim bir kere. Dondum kaldım, 12 yaşındayım. Allah. Baba dedim, sen ne dedin ya? Şiir dedi. Ne şiiri? İşte Nabi'nin. Nabi kim? Şair. Ve beytin anlamı. Sende vefa yok, bende sabır yok. İki yoku yan yana koy da gör ne çıkacak. Na ile bir Nabi. Şair imza atıyor. Nabi. İki yok. Şimdi buradaki gizem, buradaki lezzet, efsun beni büyüledi işin doğrusu. Ve bunun çok örneği var ondan sonra. Hemen herkesin dilindeydi. Vallahi biz mi çok şanslıydık bilemiyorum. Bizim nesilde usta işi mısraları, beyitleri, kıtaları görmeniz gündelik hayatın içinde pek tabiiydi, sıradandı. Girdiğiniz dükkanda duvarda bir beyt asılı. Amca size kumaşı ölçerken bir şey söyleyiveriyor, dikkat ederseniz orada bir hikmet var, kapabiliyorsunuz. Adam eczane açmış, kapısına şunu yazmış, Koca Ragıp Paşa'nın mısrağı ya. Ne ararsan bulunur derde devadan gayrı. Eskiden reklam anlayışı bile böyleydi. Övünmüyor da bilakis kendisiyle dalga geçiyor. Kınıyor. Evet. Şimdi bu durum kendisiyle alay edebilme özlediğimiz bir şey değil mi? Öyle. Burnumuzdan kıl aldırmıyoruz. Aman Allah'ım, o kadar heybetliyiz böyle, hep herkes övülmeyi bekliyor, övünüyor. Öne çıkarıyor. Ya adam eczane açmış, kapısına bunu yazmaktan çekinmemiş. Siz bu insana artık güvenirsiniz. Yani. O size bir ferahlık verir. Evet. Her şey var bizde diyor, derde deva yok. Gel de gülme. Şimdi bakıyorsunuz başka bir dükkanda şunu görüyorsunuz. Veren de o alanda nedir senden gidecek. Telaşını görenler can senin zannedecek. Allah. Ya. Abicim dur iki dakika düşün yani, bir ferahla yani. Şimdi biz bunlarla beslendik. Böyle bir imkanımız vardı. Ben bugün çok genç kardeşlerimle çeşitli vesileler, biraz önce de onlarla beraberdim. Üniversite talebesiydiler. Bazen lise talebeleriyle de birlikte oluyorum. 3-5 dakika zarfında ne söylüyor bu diye bir tereddüt geçiriyorlar gayet tabii, ama anlaşamadığım kimse olmadı. Yani verince kim almadı ki? Biz veremedik de çocuklar mahrum kaldılar. Onlara kızmıyorum da, üzülüyorum ama. Emaneti biz onlara taşıyamadık diye önce onlardan bir özür dileyerek söze giriyorum. Bizi bağışlayın diyorum. Yani bu çok kıymetli bir emanetti ama eşek topaldı.
Yol uzun ve yokuş. Hemen mevsim kış. Yük ağır. Yük ağır. Binbir başlı kartalı nasıl taşıyamadık. Taşıyamadık. Ama ne yapalım, beraberce bunu ikmal edeceğiz. Telafi edeceğiz. Başka çare yok. Ne edecekmişiz? Telafi. Buyurun. Evet. Hadi yerine bir şey koy. Evet. Olmaz azizim, olmaz. Evet. Arapçadan ve Farsçadan gelen kelimelerle aramda mesafe var dediğin anda hiçbir şey diyemezsin. Çünkü hiç Farsçadan geldi şey Arapçadan. Evet. Bu üçü birlikte güçlü. Evet. Evet. Üç lisanın kardeşliğiyle bu coğrafyada eş yumurta üçüzü mesabesinde, üçüz kardeş gücüyle biz bu coğrafyada bin yıldan bu yana at koşturduk. Sözümüzü dinlettik. Büyük bir medeniyet tesis ettik. Kütüphanelerimiz onun şahididir. Son tahlilde geldiğimiz nokta galiba şu oldu. Kütüphaneler ağzına kadar Türkçe kitaplarla dolu ve dışında okumuş Türkler bu kitaplardan tamamen habersiz, bir garip vaziyet. O cümleye benzer bir cümleyi geçtiğimiz günlerde Ekrem Hocam da kurdu. Hani Türkiye'deki okuma merakı üzerine böyle bir konuşmuştuk hocam. Siz de böyle hani sık sık hem sahur vaktinde hem düşünce atlasında buralara vurgu yaptınız. Şimdi buyurun, ben bu gece böyle bir buraya bir buraya dönüp irfan almaya gayret edeceğim. Hayati Bey'in söylediği gerçekten çok önemli bir konu. Bu bizim hocalarımızda da ben şöyle bir tarihlendirme yapıyorum. Farsça ile Fransızcanın eş zamanlı olarak böyle liselerden kalkması diye bir durum var galiba. Evet. Yani o kalktığında aslında bir sürü şey kalkmış oldu. Evet. Yani İmam Hatipler'de Farsça vardı. İşte liselerde de herhalde Fransızca vesaire var. Şimdi o kalkınca, yani Fransızca kısmının şeyini bilmiyorum, yani serencamını bilmiyorum ama yani Farsça kalktığında, yani bizim, çünkü Farsça yani genellikle şimdi Arapçadan biraz daha farklı. Arapçada daha çok bir nesir okutursunuz. Yani metinler okutursunuz falan. Tabii çok önemli bir şey ama Farsça öyle değil. Farsça'da mutlaka şiir. Şiiriyet yani, kaçınılmaz. Yani şiir, ne olur mesela şimdi bizim hocalarımız çok şiir bilirlerdi. Yani mesela ben şimdi rahmetli Selçuk Hoca'nın talebesiyim. Hatta yani bazen söylemekten utanırım. Yani o kadar dil zevki olan, bilirsiniz herhalde Selçuk Eredin Hoca. Allah rahmet eylesin. Yani hoca gerçekten öyle birisiydi ki yani bütün mesela ben herhangi bir şiirin diyor, yani ya şairini en azından 100 yılını mutlaka bilirim derdi yani. Yani herhangi yani okunduğu zaman öyle birisiydi. Kendi hocam Mustafa Tarhal Hoca şairdi. Mustafa yani. Mustafa Allah Tarhal selamet versin. Biliyorsunuz. Şimdi biz tabii mürit onunla mahlasıyla evet, harikalar yani, yazıyor hala. Hani böyle hani delilden medlule gitmek isterseniz hani benden hocalara gidemezsiniz yani. Hani yani biz o şeyden kopmuşuz yani. Hani başka bir şeye yönelmişiz. Şimdi tabii burada tabii daha büyük problemlerimiz var. Yani sorunlarımız, bunu görmek lazım, söylemek lazım. O da şu. Şimdi kelimelerdeki kopuş bir netice. Esas itibariyle 16. yüzyıldan itibaren, 17. yüzyıldan itibaren o varlık dünyasından kopmaya başladık. Dolayısıyla yani önce zihnimiz değişti. Zihnimiz değişince yani kelimelerimiz onu taşıyamadı. Yani dolayısıyla zor, ondan sonra da harf taşıyamadı. Yani şöyle bir yani ben yani mevzuya baktığım zaman önce kafamız değişti. Yani yani şöyle düşünmüyorum. Yani harf değişti de bütün bunlar değişti diye düşünmüyorum. Değil, tabii. Önce yani Lale devriyle birlikte bizim yönümüz değişti, istikametimiz değişti. Yani biz dedik ki yani bu iş buradan olmaz diye düşündük. Mesela Lale devrinden önce Osmanlı'daki bütün değişim layihaları şeyin üzerine kurulu. Dede işte padişaha sunuyor mesela, diyor ki Koçu Bey, efendim dedeleriniz zamanında çok iyiydi bu işler. Sistem biraz aksadı. Ufak tadilatlarla bu işi değiştiririz. Tekrar mükemmel bir sisteme doğru gider. Lale devrine bir geldiler ki Osmanlı aydınının kendi olan güveni sarsıldı. Bu iş buradan olmaz dediler. İlk kez Fransızcadan tercümeler yapılmaya başladı. 1910'lar bunu mesela Ahmet Tanpınar çok güzel anlatır yani. 1710 mesela tıpla ilgili bir risale, işte bilmem neyle ilgili bir risale. Yavaş yavaş işte bilmem harbiyeyle, savaşla ilgili işte bilmem birisi geçen getirsin. Geçen bir tütün mesela risalesi okudum mesela. Ha, yine o döneme şimdi ait. Böyle yavaş yavaş yani varlık telakkisi değişmeye başladı. Varlık telakkisi değişince kelimeler içi boşalıyor. Benim çok sevdiğim bir şey vardır. Muhtemelen siz benzer daha güzel ifadeler bilirsiniz. Kuşeyri'nin, İmam Kuşeyri mutasavvuf tarihçilerinin çok önemli bir isimdir. Onun tasavvuf tarihindeki değişimi anlatmak için kullandığı bir Arap şiiri var, beyit vardır. Şöyle, mealen söyleyeyim. Şimdi bir yani şeyde yani bir şeyde yaşayan diyelim ki işte bir kabilede yaşayan delikanlı kabilesinden ayrılıyor. Uzun bir zaman sonra geriye geliyor, izlenimlerini söylüyor. Şiir ama tabii Kuşeyri bunu başka şekilde yorumlayacak. Diyor ki, çadırlar bizim kabilenin çadırlarına benziyor. Ama kabiledeki kadınlar benim mahallenin kadınları değil. Şimdi çadır lafız demek.
Çadır söz. Şiirde. Kadınlar mana. Evet. Yani geldim şekli yani, benziyor ama. Şeklen benziyor ama mana değişmiş. Biz 3 asırdır yaşadığımız kriz bu. Yani şekil benziyor ama mana değişmiş. Ondan sonra Cumhuriyet'le birlikte çok süratli bir şekilde şekil de değiştirildi. Yani yani bütün alanlarda bu yapıldı. Dolayısıyla hani krizimiz hakikaten çok ciddi, çok derin. Yani bu açıdan hani yani şu an yani böyle hani bir bakıma şey yani nehri tersine akıtmamız lazım. Yani büyük bir mücadele vererek o açıdan yani hayatı öyle mücadele veren insanlar bir tanesi. Hayati Hocam şimdi sevgili Serdar Tuncer buradan selam da olsun. Onunla yaptığınız bir programdan ben bunu dinledim. Çok hoşuma gitti. Hani bu gece de burada size bir kez daha sorayım dedim. Şimdi bize bu hani eğitim sistemi diye de açtık ya birazcık evet, konuyu da. Evet. Şimdi o sevgili Serdar da söylemiş o yayında. Ben de söyleyeyim. Ben de lisedeyken bizim işte gazeteciler genelde böyle hani Türkçeler vesaire o ÖSS sınavlarında hani Türkçe bileceğiz, edebiyat bileceğiz vesaire. Edebiyatla başımız dertteydi. Çünkü bize hep şöyle şeyler söyleniyordu işte hani failatun, 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 failun muydu? Onları evet, ondan evet, sonra açalım, evet, kapatalım falan böyle bir evet, hani imtihan sorusuydu bunlar. Evet. Ve ister istemez öğrenci kafası biraz böyle mesafe koyduk. O yani hani nasıl böyle fizikte, kimyada ben onlara da birazcık uzak kalmıştım o üniversite sınavları zamanında. Mesafe koyduk. Ya bu failatun, failatun yani ezberlemek zorunda kaldık. Oysa siz bunun bir tını olduğunu anlatmıştınız. Evet. Bunu bir daha anlatsanıza ne olur. Şimdi failatun, 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 failun dediğinizde sanki bu kelimelerin de bir anlamı var. Failatun bir şey demek. Evet. Onu da ben bilmediğime göre nasılsa bu benden uzaklaştı kabili. Evet. Hatta Mevlüt okurken Mevlüt'ün altındaki o failatun, failatun, failun. Bunu makamla okuyan duydum. Evet. Bir şey, yani, o bir cümle değil, bir anlamı. Orada bir ritim o şekilde verilmiş. Tandirandan, tandirandan, tandiran. Evet. Akrabanın akrabaya akrab etmez ettiğin. Kulak duyacak bunu. Duyması da dakikalık iştir. Evet. Yani biz kolay işleri zorlaştırmayı pek seviyoruz galiba. Evet. Belki az bilinen bir şeydir. Aruz'un 20. yüzyıldaki en esaslı uygulayıcılarından biri Nihal Atsız'dır. Bir şiiri vardır ki aruzda kusursuz bir başarı göstermiştir. Mesela hatırlarım sanıyorum. Ruhun mu senin yoksa o gözler mi alevden? Bilmem bu yanardağ ne biçim korla tutuştu. Pervane olan kendini gizler mi alevden? Sen istedin ondan bu gönül zorla tutuştu. Falun feilatun feilatun feilatun. Ran ran dedi ran ran dedi ran ran dedi ran ran. Aynı vezinde. Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik. Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik. Bu aruzu kim anlamaz Allah aşkına ya? Bunu anlamamak diye bir şey var mı ya? 5 dakika sürer. O hissi, ritmi... Anlatanın bunu sevmesi lazım. O kadar anlatanın mevzu o. Anlatanın bunu sevmesi mesela lazım. Mesela o, tabii, yani tabii, anlatan tabii, sevdikten sonra... Tabii. Evet. Vuruşanlı silahınla gönül mülkü düzelsin. Sen öldürüyorken de vururken de güzelsin. Ran ran dedi, ran ran dedi, ran ran dedi, ran ran. Nihal Atsız. Evet. Yani. Nihal Atsız ile aruz kavramını yan yana düşünmek... Çok kolay olmasa gerek. Değil. Evet. Tabii. Ama evet, yani bizim zihnimizde bazı şubeler var. Neyi evet, nereye koyduğumuzu. Bir küstüğümüz dağın odununu yakmayız. Yani birileri beyazdır. Onların birileri da problem var. Yani, var kendi de yani kendini nereye koyacağını tam bilemiyor. Yani, yani o da var tabii. Biraz öyle o da var tabii. Var. Evet. Dürüstçe ortaya evet, çıkmak veya kendi. Bir de şu var tabii. O dönemin bütün aydınlarında bir tereddüt. Bir evet, kargaşa. Bir güvensizlik. Yer alt, ayağının altından çekiliyor azizim. Evet. Yani 19. yüzyıl çok zor bir asır. Türk'ün en zor asrıydı. İmparatorluk dağılıyor. Evet, İlber Ortaylı'nın en uzun asır. En uzun evet, asır demesi evet, ne kadar gerçekten, haklı. Yani doğduğu topraklar ülke sınırlarının dışında kalmış. Anasının kabri Üsküp'te kalmış. Dayısı Leskovça'da kalmış. Yahya Kemal gelmiş İstanbul'da. E canım bunu da görmeli yani. Bunu da anlamaya çalışmalı. O neslin böyle bir... badiresi var. Biz bunu yaşamadık. Allah yaşatmasın. Evet. Ama yiğit düştüğü yerden kalkar. Bu birikim bize aittir. Hem de 1000 yıllık, yani asgari, mütevazı yaklaşımda 1000 yıllık ve tamamen bize ait. Bütün unsurlarıyla bizim olan. Şimdi
lisan harf neydi? İşte senin dilin mi, benim dilin mi? Bir de şu açıdan bakalım. Şah Rıza Pehlevi 1979'da darbeyle Hümeyni tarafından devrilerek işte evet. Sonra idam da edildi galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. O hadise İngiltere'ye yani, kaçtı galiba. Kaçtı mı ya bilmiyorum. Evet. Bir yıl kalmadı. Birkaç ay var. Türkiye'den bir heyet onu ziyarete gitti. Gidenler içinde bizdeki divan edebiyatı, hocalar hocası bilinen, Fuzuli divanı şerhi yapmış olan Ali Nihat Tarlan dahi var. Yani yılı iyi hatırlamıyorum ama Ali Nihat Tarlan orada. Ali Nihat Hoca'nın Farsça'ya olan derin bilgisini anlayınca Şah Rıza Pehlevi zarif bir nükte yapıyor. Diyor ki, Üstad, Celaleddin Rumi sizin mi bizim mi? Soru gayet zarif, diplomatça sorulmuş. Farsça yazdığı halde hangi hakla sahipleniyorsunuz demenin diplomatçası bu. Bizim dilimizde yazdı diyor, sahiplenmeyin falan. Cevap çok şıktır Ali Nihat Bey. Buyurduğunuz gibidir Haşmet Mahap diyor. Şah duraklıyor. Sadece sordum diyor, ne dedim ki? Rumi dediniz efendim diyor. Dediğiniz gibidir, bize aittir. Anadolu'dur yani. Anadolu demek Rumi. Yani o bunu o dilde yazmış. Biz o dille benimseyip bir güzel medeniyet tesis etmişiz. Onun üzerine bir medeniyet kurmuşuz. Problem ne yani? Ne oldu yani? Ne oldu? Hacı amcanın... Ya bu Araplar ezanı bile Türkçe okuyor, Kur'an'ı da Türkçe okuyor, namazı Türkçe kılıyor da kendi aralarında nece konuşuyorlar anlayamadım demek. İslam dünyasında en açık milliyetçiler İranlılardır. Biz de şey İran'a gitmiştik, bir eski cumhurbaşkanları vardı. Şimdi konuşuyor, eğer birisi böyle kesin İranlıysa İran'ın büyük düşünürü diye söylüyor. Ahmet-i Necat mı acaba? Ahmet-i Necat. Yani hakikaten çok güzel bir konuşma yapmıştı bize, yani böyle çok belagatlı bir konuşma yapmıştı. Tabii biraz... İşte Farsça'nın imkanları falan da tabii. Ondan sonra fakat biraz mütereddidse işte Müslüman düşünür. Mesela Türk falan demiyor. Müslüman. Yani orada Müslüman diyor falan böyle. Ama şeyse yani kesinse yani hani Farsça vesaire yazmışsa o İranlı. Yani böyle bir şeyleri var onların. Hocam bu failatun diye başladık da şu konuyu birazcık daha böyle bir detayında duralım mı? Mesela şimdi benim elimde Mustafa Tatçı Hoca'nın bu şey Yunus Emre Divan'dan bir şey aldım buraya getirdim. Mesela burada diyor ki mefailun feulün. Feulün tamam. Şimdi bunu Hazreti Yunus yazarken ya ben böyle yazacağım diye mi yazıyor? Tabii. Öyle mi? Yani tabii vezne uygun yazıyor. Ha, sistemi tabii uygun. Vezni çok iyi biliyor, aruzu çok iyi biliyor. Burada uyguluyor. Hece ile yazdığı şiirleri olduğu gibi aruzda da yazdığı çok şiir var. İşte biri bu. Bu şiirler eskiden biraz mesela Arap toplumunda da yani bir şeyle okunuyor. Yani böyle hani var ya mesela Arap toplumu ahenkle okunuyor. Yani bir tür şey gibi yani bir müzikal şeyle tabii okunuyor. Osunuyla yani hocam söyledi. Usul, ritim. Çünkü yani o şiirlerimiz önemli bir kısmı mesela kervanlarda okunuyor. Yani bir ritim oluyor, bir şey oluyor vesaire. Dolayısıyla yani o ritimle ilgili de bir şey yani bu ölçü meselesi. Ha, o belki devenin ayak sesinden bir şeyden yani. Değil mi aldın? Evet. Ya çölde siz Leyla'nızı arıyorsanız, aylarca süren bir yolculuk yapıyorsanız duyacağınız tek ses o kervandaki devenin boynuna asılı çandır ve göreceğiniz tek hareket devenin ayak sesleridir. Bu size ilham verir, disiplin verir. Yani bunu bir makara yaparak ele aldık, ya dalga geçerek ele aldılar. Haksızlık oldu biz lisede okurken. Buna hiç hacet yok azizim. Ritim oradan alınmış. Ne var bunda yani? Sen bunun nesini anlamıyorsun? Bunun nesiyle dalga geçiyorsun ya? Biraz ciddi olalım canım. Sakallı Celal geliyor aklıma. Meşrutiyet ilan ettik olmadı. Cumhuriyet ilan ettik galiba gene olmadı. Beyler gelin ciddiyet ilan edelim demişti. Ya biraz ciddi olarak. Ya bin yıl kurduğunuz bir medeniyet, tesis ettiğiniz muazzam bir edebiyatın böyle bir usule bağlı olması sizi şaşırtmamalı. Bilakis biraz zahmet edip bakmaya özen göstermelisiniz. Durum şuna benziyor hocam. Baba vefat etmiş, 3 çocuk. Kooperatife girmişler. 3+1 bir ev çıkmış. Ondan sonra başlamışlar hülyalar kurmaya. Şu oda senin, bu oda benim. Çek yatı buraya koyacağız. İşte balkon yok ama balkonun mutfağın penceresi var. Oradan sigaramızı içeriz gibi. Küçük hayaller, kendi çapında hayaller kuruyor ve bununla mutlular derken tam kuralları çekecekler. Merhum dedelerinden bir malikane miras kaldığını öğreniyorlar. Malikane dediğin 80 oda, 8 salon, önü havuz, arkası orman. Bakıyorlar ya kafaları karışıyor. Bu nereden çıktı şimdi diyor. Ya, biz iç odaya göre dünya kurmuştuk kendimize. İnsan tabiatına aykırı görünen bu metaforda demek istediğim şudur. Küçücük bir
Türkçeyle, dar imkanlarla, kelimelerin sığ anlamlarıyla bir kültür inşa edeceğiz diye hülyalar kurarken divan edebiyatıyla karşılaşınca birden irkilmek tabiidir. Dalga geçilmeyecek kadar bir haşmet vardır karşınızda. Ama teklifim, tavsiyem odur ki bunu aynen taklit etme. Aynen sürdürmeye kalkışma, evet, lüzum yok. Selimiye Camii'ni bir daha inşa etme. Gerek yok buna ama haberdar olmazsan yeni bir şey de yapamazsın. Evet. Yaptığın şey kalıcı olmaz. En azından enerjin olmaz. Kendine güvenemezsin, medeniyetine güvenemezsin ki güvensizlik yaşamıyor muyuz şu anda, evet, yani? Berbat bir hal. Yani gökdelenlere bakıp hayranlık duyup Süleymaniye'nin güzelliğini göz ardı etmek gibi bir gaflete düşülür mü canım yani? Buna da dikkat etmek lazım ya. Ayıp oluyor yani. Ayıp oluyor. Yani karşımızda hakikaten büyük, muazzam bir güzellik var. Bizim onun hamurunu teşkil eden şeyler nelerdi? Ne oldu da böyle bir heybet, böyle bir haşmet, böyle bir güzellik vuku buldu diye düşünmemiz gerekir. Yani hakikaten emek vermemiz lazım. Bu bizim yani liseden ve genel olarak yani eğitim hayatımızdaki en ciddi problemlerden birisini ben şöyle anlatırım. Mesela bir İngilizce öğrenmek için dershaneye gitseniz, orada sözlük kim kullanıyor? Genellikle İngilizce öğretmenler kullanır. Yani bizim yani Türk öğretmenler dahi kullanmazlar. Hı. Yani Türklerin böyle yani biz Türklerin böyle bir problemi vardır. Yani sözlük kullanmayız. Yani Azizim. Yani hem sözlüğümüz azdır. Evet. Hem sözlük kullanmayız. Yani normalde şimdi yani bir insanın çok yoğun bir sözlük kullanımı olması lazım. Yani bilmediğin kelimeye bakacaksın. İşte bir şiir öğreneceksin. Yani çok yönlü, çok çeşitli sözlükler olması lazım. Yani deyim sözlüklerinin bilmem neye kadar falan. Bir sürü sözlük şeyi şöyle olması lazım. Şöyle bir örneği kendim yaşadım efendim. Daha gördünüz mü bilmiyorum. Serdar'a onu da anlatmıştım bir programda. Hukuk fakültesinde talebeyim hocam. 22 yaşındayım. 1983. Bir Yargıtay kararı okuyorum. Ve karşıma çıkan şöyle bir kelime. Müncer kelimesi. Evet. Anlamını bilmediğim için kararı anlamak riskli oldu. Anlamak için ne yapayım? Lügat. Mustafa Nihat Özön, Osmanlıca Türkçe lügat vardı evde. Benim dışımdaki talebeler ilahiyatçıydı da şansım oradan yani. Yoksa lügat niye bulunsun evde? Evde lügat mı olur? Evet. Yani ne hacet? Lügat yani bizim lügatine gerek var. Yani ne gerek var? Tahmine yürütelim. Genellikle öyle olur. Öyle. Anlamadığı kelimeyi görünce Asil Necip Türk milletinin evladı, evet, tahminle bir mana verir. Evet. Buna inanır. İnanır. Aksini savunanla tartışır. Tabii. Lügata bakmak gibi kolay bir işe tenezzül etmez. Evet. Ben ettim. Baktım. Ne diyor? Müncer ne demek? Anlamıyorum arkadaşlar. Evet. Ayıp değil ya. Baktım. Manayı gördüm. İşte bir halden bir hale inkılap etmek. İncirardan geliyor falan. Güzelce anlatmış 2-3 satırda. Kelimeyi anladık ama lügat sahibi bir iş daha yapmış. Örnek koymuş oraya. Evet. Keşke koymayaydı. Recaizade Mahmut Ekrem'in muhteşem bir beytini koymuş. Müncer olur mu ya Rab bir subhi in bir saata vahdet gehimde böyle mahzun geçen leyalim. Allah altın gibi parlıyor. Nefis bir beyt, çok güzel. Bir problem var yalnız, anlamıyorum. Ben tanımadığım 8 kelime var. 8 kelime var. Ben de anlamadım. Ne yaparsınız? 8 kelime var tanımadığınız beyit karşınızda. Eğer normal davranacaksanız kapatır. İşinize bakarsınız. Evet. Ha işte onu yapmadım. Yani bugün şiirde çok sözü geçiyor, çok konuşuyor falan diyorlar. Sebep bu. Evet. Her birinin anlamını araştırdım. Evet. Tek tek. Ne oldu bana 10 dakikaya mal oldu ama manaya nüfuz ettim. Evet. Çok şükür. 30 küsur yıl geçmiş burada anlatmam ondan. Çünkü ben peşine düştüm. Manayı da söyleyeyim. Bu karanlık hücremde geçirdiğim mahzun geceler ferah bir sabaha dönüşür mü ya Rabbi diyor Recaizade Mahmut Ekrem. Evet. Şimdi lügat karıştırmak bu kadar mı zor? Veya biz bundan niye bu kadar sıtkımız sıyrıldı? En hararetli tavsiyemdir gençlerimize, soruyorlar diyor. Çocuklar, oturduğunuz yerden kalkmadan ulaşabileceğiniz sağlam bir lügat mutlaka bulunsun. Elektronik ortamda da olabilir ki ben öyle kullanıyorum bugünlerde, çok istifadeli. Ne ararsam buluyorum. Üstelik bir de lügat çok esaslı, örneklerle zenginleştirilmiş. Lügat okumanın zevki bambaşka bir şey yani, ben tavsiye ederim. Kubbealtı sözlüğü mesela. Kubbealtı, yani benim diyeceğim oraya. Evet. Okuyorum. Yani bir kitap olarak okunması lazım. Evet, evet. Ben de yani pek çok okumaya çalışıyorum hakikaten. Ne kadar başarılı hazırlandı, evet, ne kadar zengin. Bizim hocalarımızın da çok emeği var onda, Mustafa Tahral Hoca'nın. Tahral Hoca orada. Tabii. Allah çok emeği var. Geçen gün bir konferansımıza geldi, lütfetti, tanıştık yüz yüze. Çok sevindim. Yahya Kemal'in şiirine yaptığı bir terbiye okumuştum. Dedim ya 20. yüzyıl, 21. yüzyılda hala bu ses yükseliyorsa hamdolsun yani. Sevindim doğrusu yani. Şimdi
bir canlı bağlantı var ama herhalde vaktimiz var mı sevgili Arife? Var, peki tamam. Şimdi Hayati Hocam. Buyurun. Ben böyle önüme çıkardım. Şöyle, şimdi 2. Murat Muradi. Muradi. Fatih Sultan Mehmet Han Avni. Evet. 2. Beyazıt Adli. Evet. Şehzade Korkut Harimi. Böyle mahlaslarla evet. Hep sanat yapmaya gayret ediyorlar yani, değil mi Fatih? Yani nickname kullanmışlar. Nickname kullanmışlar. Ama kullandıkları nickname'ler de hikmetli. O muhakkak. Negatif anlam taşıyan nickname makbul değildir. Güzel bir manası olmalı. İstikamet. İsim de öyle değil midir? Oğlunuza isim verirken, kızınıza isim verirken. Nickname değil mi? Ne dersiniz? Yani güzel bir isim verirsiniz. Duadır ki. Yani. Duadır neticede. Duadır, tabii. Tabii. Yani birinin eşref saatine rast gelir. Evet. Dua yerine kaim olur evet. Ve o çocuğun ahlakı o yönde iyileşir diye ümit edersiniz. Selim adını koyarsınız. Evet. Dersiniz efendim. Mükremin derdik mesela. Mükremin diye isim koyuyorduk mesela. Yani. Fakiri Hayati demişler mesela değil mi efendim? Hayati. Şimdi bana yaşamsal deyip hakaret etmeyin gözünüzü seveyim. Türkçeleştir. Sözü nereye getireceğim? Çok hoşuma giden biri. Vehbi hikmet mi demek? Vehbi. Şair Vehbi. Vehbi ilmin ikinci çeşidi. Evet. Birincisi kesbi. Okursun anlarsın. Kesbedersin kazanırsın. Biri de Vehbi kalpten kalbe intikal eder. Şu Yavuz Sultan Selim Han'la Vehbi arasında geçen öykü bize bir anlatsanıza. Sonra da Kocaeli'ye gidelim. Destur hocam. Yavuz Sultan Selim merhum. Şair Vehbi'ye kaşlarını çatmış bir vesileyle. Malum kaşını sıkça çatan bir adamdı. Celalliydi. O dönemde bir kimse oğluna beddua edecek olsa Allah seni Yavuz'a vezir etsin derdi. Neden? Çünkü riskli. Ona vezir olmak riskli. Genellikle cellata gidiliyor. Vezirin biri demiş sultanım eninde sonunda beni evlerimi öldürtecek yani cellata vereceksin. Bunu erken yap da bari demiş her gün ölüp durmayayım. Benim de aklımda ama yerine adam bulamadım. Şimdi sert bakan bu olunca Vehbi merhum şair kuş sütüyle beslenen çok güzel bir mevkide durum iyi ama küsmüş. Şair milleti de kırılgandır böyle çabuk küser bunlar kristal kase gibi dokunmaya gelmez yani. Hoş tutacaksın da şairi yani o bir zahmet yani. Küstü ve firar etti. Rivayete göre gittiği yer Van. İstanbul'dan, fetihten sonra, Mısır'ın fethinden sonra hilafet merkezi olmuş İstanbul'da. Sarayda beslenmek varken çekip gidiyor. Şair, bundan ancak şair yapar zaten. Van müftüsüne kendini tanıtmış demiş ki bana kötü baktı padişah. Küstüm bir daha yüzüne bakmam. Beni burada saklar mısınız? O da babacanlık yapmış, acımış. Çalışıyorlar artık. Sorulursa da gizleyecek hesapta. Yavuz merhumun aklına düşüyor. Nerede Vehbi diyor, birkaç gündür görmüyorum falan. Firarda diyorlar. Bulun diyor. Nereye gittiği belli değil. Sultanım kolay mı adam gittiğini bulmak falan gibi mırın kırın etmenin imkanı yok. Yavuz o. Hemen harekete geçeceksin. Yani emirden sonra istişare olmaz. Fakat durum da gerçekten çok ciddi bir yani imkansızı konuşuyoruz. Nerede bulunacak? O an padişahın sözü yere düşmesin diye bir vezir, bir danışman devreye girip hemen şu teklifi sunuyor. Sultanım bir mısra lütfedin ve bir yarışma açın. Ona uygun ikinci en güzel mısrayı hangi şair koyarsak mükafat var deyin. Biz biliriz Vehbi'yi, bunu duyduktan sonra öküzün boynuzuna girse dayanamaz bir mısra yazar gönderir ve siz onu böylelikle bulursunuz der. Teklif şıktır, caziptir, masrafsızdır ve kendisi de çok iyi bir şair olan Yavuz merhum derhal mısrayı söyler. Bütün dünya benim olsa gamım gitmez nedendir bu? Yarışma açıldı. Ülkedeki şairler bu suale cevap teşkil edecek esaslı bir mısrayı söyleyebilmek için yarışa girerler. Rivayete göre 200 civarında şair katılmıştır. Van müftüsü de nasıl olduysa gaza gelmiş. İyi bir şair olmamakla beraber, belki şair bile olmamakla beraber şansını denemek kabilinden olsa gerek bir mısracık yazmış. Fakat göndermeden önce güzel yazılsın falan hattı da bari güzel olsun diye katibi olan Vehbi'ye, şair Vehbi'ye şunu bir temize çek demiş. Mısrayı görünce Vehbi merhum bu nedir Müftü Efendi Hazretleri diye sorunca yarışma açtı padişah. Bu mısraya uygun mısra söylenecek. Ben bunu söyledim. Güzel bir hediye gelir herhalde kazanırsak. O hevesle yazdım. Anlar bu defa. Ve o mısrada değişiklikler yapar müftüden izin alarak.
Teklifleri de gerçekten şıktır. Şair, usta şair tabii. Hakikaten öylesi daha güzel filan. Son haliyle artık Vehbi'nin mısrağı haline gelir ama müftünün imzasıyla yarışmaya katılır. Yarışma biter, tek kişilik jüri incelemesini yaparken Yavuz tek kişilik jüri. Bu mısraya gelince durur. Kim gönderdi bunu? Derler ki Van müftüsü. Yazın der Van müftüsüne emir. Ferman. Gönderdiğiniz mısra yarışmayı kazandı. Mükafatınız yola çıkarıldı. Siz de yanınızdakini gönderin. Gelen mısra şudur. Allah. Ezelden gam türabıyla yoğurulmuş bedendir bu. Birlikte okuyunca letafet görülecek. Bütün dünya benim olsa gamım gitmez. Nedendir bu? Ezelden gam türabıyla yoğurulmuş bedendir bu. Sultan soruyor, dünyanın patronu olduk, hala gam çekiyoruz. Niye? Vehbi cevap veriyor müftünün adıyla. Gam dünyasıdır, saadet ahirette, acele etme sultanım. Hem teselli hem nasihat. Ancak tek mısra ile diğer şairler arasında farkını ibraz ediyor. Parmak izi kesinliğinde ve bunu görür görmez tereddütsüz yakalayan bir sultan söz konusu. Bu nasıl bir keşiftir, bu nasıl bir dehadır Allah aşkına. Yani bu ikisi... da Vehbi. Bu da Vehbi. Yavuz da Vehbi oluyor değil mi? Vehbi oluyor. Kesbi olsa yoksa biz de bir şeyler yapardık. Buradaki vezni fark ettiniz mi? Didat dat dat, didat dat dat, didat dat dat, didat dat dat. Mefailün, 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 mefailün. Bütün dünya benim olsa gamım gitmez, nedendir bu? Ezelden gam türabıyla yoğurulmuş bedendir bu. Didat, at koşuyor, didat dat dat. Ya deveden ata geldik yani. at hızlandı. Burada vezir hızlandı. Ya Yavuz var ya, o yüzden Yavuz gidiyor. Bir canlı bağlantı yapalım. Sizleri de sahur sofrasına davet edelim o canlı bağlantı sırasında. Hemen ardından Abdülkadir Hocam'ın o güzel sesinden bir kaside dinleyeceğiz efendim. Sonra sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hayati Hocam, şimdi derler ki aşk anlatılabilir bir şey değildir. Aşk öyle bir şeydir ki insanın dili tutulur. Sizin aşkı anlattığını düşündüğünüz en iyi dizeler nerededir efendim? Taşlıcalı Yahya merhumun 5 beyitli bir gazelinde görürüm ben o neşveyi. Şöyledir gazel, toplam 5 beyit dediğim gibi. Gani bir aşk ile gönlüm ne malim ne menalim var. Ne vaslı yâre handanım ne hicrandan melalim var. Ne sağ olmak muradımdır ne ölmekten kaçar canım. Cihanda hastayı aşk olalı bir hoşça halim var. Ben ol hayranı aşkam ki yitirdim aklı idraki. Ne alemden haberdaram ne kendimden hayalim var. Ne meyli külbeyi ahzan ne seyri sohbeti yaran. Ne tanı zahidi nadan ne cengü ne cidalim var. Cihan fanidir ey Yahya hüvel hayyü hüvel baki. Değişmem atlası çarha benim bir köhne şalim var. Çok güzel. Aşk ile gönlüm zengin. Malım yok. Makamım yok, servetim yok. Ama öyle zenginim ki hiçbir şeye ihtiyacım da yok. Evet. Kavuşma talebim yok, ayrılma isteğim yok. İyi de ne istiyorsun o zaman kardeşim sen? Hiçbir isteği. Şu, Rabbim hakkımda ne istiyorsa o. Yani. Ben onu istiyorum. Rıza'yı anlatıyor şair. Ne meyli külbeyi ahzan, ne seyri sohbeti nadan, ne cenk. Şimdi ne tanı zahidi nadan ne cengü ne cidalim var. Enteresan bir şey. Kısas Enbiya'dan özet çıkarmış. Yakup aleyhisselamın ağladığı kulübede olmak gibi bir kaygım da yok. Yusuf aleyhisselamın saadet sarayında bulunmak gibi bir derdim de yok. Benim hakkımda ileri geri konuşan Han Sofu'ya verecek cevabım da yok. Lüzum da yok. Velhasıl hakkımdaki melameti de geçti. Melameti de geçti. Hepsini geçti. Ne istiyorsun? Son beytte. Cihan fanidir ey Yahya, hüvel hayyu, hüvel baki. Ben Allah'ın kuluyum. Onun hakkında dilediğini dilerim. Vesselam, başka bir talebim yok. Değişmem atlası çarha, benim bir köhne şalım var. Ben pahalı kumaşlara değişmeyeceğim. Bir dervişlik hırkası giymişim. Bize şükür aba düştüm. Bize şükür aba düştü, evet. Kimi onu giymiş, kimi bunu giymiş, giysin. Bana düştü aba, ben buna razıyım. Şimdi anlatılır ki, adamın biri... Yolda giderken yol kenarında yatmış, ağır hasta, tiksinilecek hallerde kimsenin de yanına yaklaşmadığı bir zavallı görüyor. Merhametle gidiyor yanına.
yüzünü gözünü temizliyor, başını dizine koyuyor, su damlatıyor ağzına, kendine getiriyor, gözlerini açıp şöyle bir derin nefes alınca şunu diyor: Allah ile arama giren bu densiz kim? Yani Rabbim bana bir dert verdi, seve seve çekiyorum. Ne karışıyorsun be adam ya? İşine bak sen. İşine bak. Niyazi Mısri'nin değil mi? Derman arardım derdime, derdim bana dermanıymış. Derdim bana dermanıymış. Mutasavvıftan anlatırlar. Şimdi mürid yanına gelmiş, efendim yalnız oturuyorsunuz galiba demiş. Yok, sen geldin, yalnız kaldım. Allah Allah. Allah Allah. Allah. Hep uzdeti tercih ederler. Dost ile beraber olmayı ve araya kimsenin girmemesini isterler. Uzdetin adını aslında tam söylemek lazım. Uzdet halvet meal hak demek. Allah'la olmak. Allah'la olmak. Olmak demek. Çünkü şeyde mesela bu tasavvuf metinlerinde, başka onlarda da geçiyor. Tek başına yalın yalnızlık eleştiriliyor. Mesela hani kişi yalnızsa şeytanladır. Yani hani böyle bir şey cümlemiz var ya bugün, mesela kafamı yani bir yere çekeyim. Yalnız kalmayı tercih ediyorum mesela. Kafamı dinleyeyim. Kafamı dinleyeyim çok tehlikeli bir cümle olarak kabul edilir. Çünkü vesveselerin artar, kuruntuların artar, şuyun artar, buyun artar vesaire. Yani yalnız kalacağın insanlarla ol. Ama esas şey, halvet denilen şey aslında Allah'la beraber olmaktır. Yani Allah'a daha çok düşünmektir. Bu nedenle yine şeyin mesela, bu İbn Arabi falan çok söyler. Yani alemde diyor yalnız kalınacak bir yerde yoktur yani. Çünkü her şeyde bir ruhaniyet, bir mana, bir şey vardır. Yani bir sürü şey duyarsın, görürsün falan. Ama esas olan tabii halvet meal hak yani Allah'la. Şimdi bu muhteşemlikten söz açılmışken, Gülşehri, şöyle elimde bir Gülşehri üzerine yazılmış bir cümle var. Ben bu cümleyi hani okurken çok böyle güzel okuyamayabilirim hocam. Eğer size göstersem. Hangisi? Diyor ki Gülşehri, Türkçeden yana takındığı tavrı berrak bir şekilde ortaya koyuyor. Şu üç mısra ile, daha doğrusu altı yani mısra ile. Yani iyi tanıdığım, özümsediğim mısralar olmadığı için lezzetle okuyamayabilirim. Evet. Ana Türkiye suretinde biz dahi söyledik bülbül gibi Tanrı hakkı. Yani biz bunu Türkçe söyledik. Türk dilinçe dahi taziyeden latif, mantıkut tayrı eyledik ana harif. Yani Farsça çok, söylemeyi tercih etmedik. Türkçe daha çok, latif falan diyor. Feridettin Attar Hazretleri'nin mantıkut tayrına bir şey söylüyor. Evet, tercüme etmiş. Mantıkut tayrı Türkçe'ye nazmen tercüme, nazmen etmiş. Tercüme etmiş. Tercümesini tatmak için. Ben de şimdi gördüm. Yani doğrusu yani okumamıştım. Yani bu tercüme hiç şey yapmam okumadan. Gülşehri. Şimdi onu Ekrem hocam bize bir kez almış. Şimdi Ekrem hocama ben sözü bırakacağım ama. Şimdi bir gece Çin şehri üstünden meger, Nagihan Simurg geçti cilveger diye. Çok şimdi güzel. Bu Simurg Çin şehrinin üzerinden geçiyor. Sonra ne oluyor Ekrem hocam? Şimdi bu Mantık Tayyar'ın bir işte genel girişi var. Orada işte bu halifeleri vesaire anlatıyor. Ondan sonra yani hakikatle irtibatımızı anlatıyor. Hakikat Allah. Yani kişinin hakikati, hakikatle ilişkisi meselesi. Dün müydü, önceki müydü? Hani burada bir şey konuşuyorduk. Hazreti Hacer validemiz meselesini. Evet, şey Safa ile Merve arasındaki. Safa ile Merve arasındaki bahsi konuşurken şöyle bir şey söylemiştik. Yani bu, şimdi Hacer bize ne anlatıyor? Ya da biz Umre'ye gidince Safa Merve arasında niye koşuyoruz? Şundan dolayı aslında. Hakikati Hacer gibi aramak. Yani hani arıyor hani o şeyle yani çocuğuna su arar gibi. Yani daha doğrusu çocuğuna su arıyor o şekilde aramakla. Şimdi o ciddiyetle hakikat aranacak yani. Fakat şimdi bu hakikatle bizim ilişkimiz ne? Şöyle bir prensip var. Hiç bilmediğimizi arayamayız. Tam bildiğimizi de zaten aramayız. Şimdi kimi ararız? Yani bizde bilgisi olan ama tam bilgisine ulaşmadığımız kişiyi. Yani hani yani bir tür yani zevki olan yani tadı olan. Bizde böyle bir tadı olan birisini arayabiliriz. Bu nedenle hani şeyde... Yani işte talep ya da aramak böyle mefkuda taalluk eder diye bir cümle vardır. Yani bizde tam olarak bulunsa, mesela Allah tam olarak bilse niye arayalım? Yani ama hiç olmazsa, hiç bilgisi olmasa nasıl arayalım? Böyle bir durum var. Şimdi bunu anlatmak için Feridun Attar der ki yani soru şu, kişinin Allah'la ilişkisi nedir veya nasıldır? Nasıl başlıyor, nerede başlıyor? Muazzam bir cümle söyler. Yani gerçekten bu İslam metafizik düşüncesinin en önemli belki şeylerinden birisi kabul edebilir, düşüncelerinden birisi kabul edebilir. Allah insan ilişkisini anlatmak açısından. Şimdi diyor ki, tabii tam şairce bunu anlatıyor. Simurg yani hakikati temsil eden, yani Cenab-ı Hak yani. Hani. Cenab-ı Hak yani Simurg. Bir imge kullanıyor evet, yani. Evet, imge kullanıyor. Çin semasında uçarken kanadından bir tüy düştü. Ve cümlemiz o tüyün gördük ve güzelliğine aşık olduk.
İnsanlar arasındaki kavgalar, nizaların sebebi budur. Şimdi o tüye aşık olmamız. Şimdi her bir aşaması, her bir kademesi ayrı ayrı üzerinde durulması gereken bir şey. Şimdi bir defa Çin semasında uçuyor. Çin seması şu demek, yani bizim semalarımız değil, yerel, mahalli. Mesela dese ki Hicaz semasında uçarken deseydi, o zaman hani Hicazlılar gördü gibi olurdu. Hı, çok uzaklarda. Filistin deyin deseydi orası olurdu. Başka bir şey. Ama Çin seması bizim, yani Çin o zaman o dünyanın dışı, yani hani yani herkesin görebileceği bir yer gibi. Burada uçarken, Çin semasında simir uçarken kanadından bir tüy düştü. Şimdi kanadından bir tüy, yani sonsuz tüyleri var aslında. Sonsuz olan esmasından biri düştü. Şimdi onun güzelliği o kadar güzeldi ki diyor, alemde herkesçe görüldü. Burası çok önemli hocam. Alemde herkesçe görüldü yani. Çünkü her birimizden, her doğan da bir güzellik idesi var. Bir doğruluk idesi var. Yani herkeste bir iyilik idesi var. Yani böyle doğuyoruz. Dolayısıyla mesela bu bizi biraz müşkül pesent yapıyor. Neden? Şundan da müşkül pesent de yani. Şimdi zor beğenen yani. Evet. Ondan sonra bizi müşkül pesent yapıyor. Şundan dolayı en iyiyi gördük aslında. Ve gördüğümüz diğer iyiler... Ne görsek, yani şu dünyada ne görsek az kalacak. Evet. Yani en iyiyi gördük. Yani her birimiz en iyiyi görmüş olmanın bilinciyle doğuyor. Dolayısıyla şimdi biz mesela, bize ne verseler bize yetmeyecek. Ben şahsen hani şöyle derim. Müşkül pesendik çok iyi bir şeydir. Fakat bunu istismar etmemek lazım. Yani hani mesela ne bileyim. Yapmamak yani bir yere gittin, ne bileyim. Yani mesela işte eşin yemek yaptı. Orada şimdi müşkül pesendik yapmanın anlamı yok. Bu çay böyle olmaz. Daha falan münasebetsizliğe gerek yok. Ama olur. Bir insan olarak müşkül pesendik yeryüzünde doyumsuz olmak demektir. Ve yeryüzünde doyumsuzluğumuz bizi hakikat arayışına sevk eder. Sevk eder. Şimdi Ferdinand Tarih diyor ki her birimizde bu müşkül pesendik var. Ve her birimiz iyiyi daha iyi bildiğimizi düşünüyoruz. Yani mesela ben diyorum, ben mesela senden daha iyi biliyorum diye diyor. Yani içimde böyle bir şey var. Yani böyle bir izlenim var. Neden? Çünkü ben şeyi gördüm. Yani en güzeli gördüm. Şimdi mevzu ne? Mevzu şu. Şimdi o en güzelin peşine gitmemiz lazım. Yani yola çıkacağız. Niçin biz onu gördük? Kavga edelim diye değil. Yani sizin okuduğunuz şiirdeki yani cidalden, nizadan vazgeçtim dediği şey bu. Evet. Yani güzeli gördüm, ben Murat'la kavga edeyim. Ya Ayet Hocam'la kavga, mevzu bu değil. Güzeli gördüm, peşine gitmem lazım. Dolayısıyla hani Tağ'ından da geçtim, şundan da, hepsinden geçtim. Çünkü onun peşine gitmem lazım. Yani ben onu görmeden tatmin olmam. Ayet-i Kerime'ye bağlayalım. Ayet-i Kerime şu. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Dikkat edin. Kalpler ancak Allah'ı anmakla mutmain olur. Başka türlü bizim bu müşkül pesentlik bitmez. Başka türlü. Ferdinand Attar'ın şeyi böyle başlıyor. En son ondan sonra bütün tabii kuşlar, işte o yolcular çıkıyor. İşte bir sürü hadiseler, bir sürü konuşmalar falan. Hakikaten İslam tasavvuf edebiyatının en önemli metinlerinden bir tanesi ortaya çıkıyor. Şimdi Mantık Kuttar, yani kuşların öyküsünden söz açılmışken hocam size ait. Kuşlar bu... orada insanlar yani. Evet yani, insanlar. Yani. Şimdi bir bülbül şakısı anladığımızdan mı severiz diye bir cümlenize denk geldim yine sizinle ilgili. Etmişimdir. Bazen büyük laflar ederim. Yani şurada bir bülbül gelse şakısa ne dediğini bilmiyoruz. Şunu yani. Diyorum orada yani gençlere şimdi okuyoruz ya divan şiiri okuyorsunuz. Anlaması da zor, müşkül. Çocuklar anlama kaygısından uzak dinleyin. Boş verin anlamayı. Güzel bir şey söylediği belli, işte anlamasak da olur. Çocuklar garip garip yüzüme bakıyorlar. Anlamayacaksak niye dinleyelim falan diye. Sen balkona oturuyorsun diyorum. Bülbül ötüyor. Hava biraz serin. İçeri kaçasın geliyor ama bülbülün sesinden ayrılamıyorsun. Öyle dinliyorsun. İyi de sen kuş dilini mi biliyorsun? Süleyman mısın sen? Feridüddin Attar mısın sen? Mantık Uttayır'dan mı haberin var? Ne dinliyorsun? Anlamıyorsun ama güzel bir şey söylüyor. Bunu fark ediyorsun. Nereden fark ediyorsun peki? O tüyü mü gördük o zaman? Sana cenneti anlatıyor da ondan. İyi de hocam ben cenneti görmedim ki. O sana öyle geliyor. Sen Adem evladı değil misin? Baban gördü. Babanın yurdu, ana vatan sana tanıdık geliyor. Evet. Nerelisin sualinin en doğru cevap. Cennetliyim. Neden? Babam oralı. Allah Allah. Yani cennet bana yabancı değil ki. Evet. Oralıyım. Peki biz ne zaman, tanışma anı çok önemlidir. Ramazan mübarek niye çok üstün? Evet. Allah-u Azimüşşan kelamı tenezzül etti. Evet. Tanıştık. Tanıştığı günü kutlarlar ya gençler falan. Yani evet. Biz Bezmi Elesk'te ruhlar aleminde Allah-u Teala'nın bize kendisini tanıtmasıyla ruhlarımız ona tanıdı, aşık oldu. Evet. Ve bunun adı Bezmi Elesk. Elestü bi Rabbiküm kâlu belâ. 5 yaşındaydık, bize ne zamandan beri Müslümansın? Doğru cevap, kalu beladan beri, aferin al sana bir akide şekeri, eğitiminden geçtik. Bilmezdik kalu bela nedir. Evet. Ama o ezberin önemi varmış.
Büyüyünce öğrendik. Biz o gün tanıdık. O günden beri meftunuz, aşığız. O yüzden dünyada hiçbir şey bizi tatmin etmez. Daracık bir dünya. Tatmin etmez. Günü üç doymaya gelmedik. Doymaya geldik. Tatmaya geldik. Burası böyle bir yer. Nereye gidiyoruz? Cennete gidiyoruz. Nereye gideceksin ya? Cennete gidiyoruz yani. Şair Nabi merhum ne kadar haklı. Kimdir bizi men eyleyecek bağı cinandan? Mevruzi pederdir gireriz hane bizimdir. Cennet bahçelerine girişte problem olmaz evvel Allah diyor. Gideceğim öyle diyor. Ya bir müjde mi aldın? Ya baba toprağına izin bakacağız. Adem Aleyhisselam'dan dolayı bana mirastır diyor. Çok güzel. Nabi merhum. Kalibeley mesela şimdi tercüme etsek şöyle oluyor. Dediler ki evet. Oldu mu şimdi? Oldu mu ya? Dediler ki evet. Yani kalibeley bu yani. Kelime manası bu. Evet. Yani. Ama onu bir kez daha söylemekte fayda var. Yani elesti bir rabbikum. Elesti mi? Evet. Yani o Arapça değil mi? O elesti bir rabbikum. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Cenab-ı Hak bize bunu böyle soruyor. Biz de kalu bela yani evet dediler ki evet sen bizim Rabbimizsin dediler. Bunu tabii şöyle yani bunu bir başlama yani bizim açımızdan. Yani Cenab-ı Hakk'ın sözü kadimdir. Fakat bizim açımızdan bir başlama noktası var. Bir de bir süreklilik noktası var. Ben şahsen şöyle hep anlarım hocam onu. Mesela diyelim ki şimdi Cenab-ı Hak bizim için yasaklar koymuş. Cenab-ı Hak bizim için emirler vermiş. Şimdi bir yasağı ihlal ettiğimizde aslında zihnimizde o cümle yeniden canlanıyor. Elestü bi rabbikum. Ben senin Rabbin değil miydim? Eğer evet diyorsam tövbe ediyorum. Evet. Yani mevzuyu sadece geriye doğru düşünmek yetmeyebilir bize. Yani kalu belada edilmedi o söz. Hala yok, orada, ediliyor. Orada sadece orada edilmedi. Ha, sadece orada edilmedi. O söz devam ediyor. Yani hani misal olarak söyleyeyim. Şimdi ağaca yaklaşma. Valla günde 10 kere ağaca yaklaşıyoruz. Yani şimdi ağaca yaklaşma emri devam ediyor. Şimdi o ağaç ne? Mesela diyelim ki oruç emri söz konusu olduğunda orucu ihlal etme mesela. Ya da bir fakir gördün. Yani fakiri yani görmezden gelme. Yani bir ağaç senin için yani veya işte ne bileyim hani kibirlenme. Hani şey, kibirlenme mesela bu bir ağaç yani yaklaşma. Yani zaten şey şecer ve şecere ilişkisi vardır yani. Yani kibirlenme. Şimdi bu bir ağaç. Yaklaştın. Şimdi yaklaştın, kovulabilirsin. Yani mevrusu peder diyor. Babadan miras, babadan miras. Babadan miras ama şimdi yani öyle baba da adam kovabiliyor yani. Babamız da bir de kovulmuş yani. Hani kovulmuş bir baba çocuk. Ya azizim bunu söylüyor ama iki yaprak çeviriyorsun Nabi bu sefer şunu söylüyor. Başlıyordur ağlamaya. Yani. Ey behişt etmedesin duzaha naziş amma galiba senden anun talibi bir siyarcadır. Farsça kelimeler kullanmış. Evet. Ey cennet diyor havan iyi ama. Cehenneme göre üstünsün ya, gücenme diyor. Onun da müşterisi senden fazla. Senden fazla yani. Yani aslında bir lakaydi veya bir disiplinsizlik yok. Evet. Ümit de zirvede, evet. Korku da zirvede. Şey de bu, mesela Attar'da şey var. Pebni Attar'da çok müthiş bir şeydir o da. Bu tavus kuşuyla şeyin bir konuşması vardır. Şimdi çok şükür Farsça olduğu için hani zaten bir, yani Farsçasını da söyleyemezdim yani. Mealen aktarayım yani yoksa mahcup olacağız. Şimdi tavus kuşunu davete geliyor şey Hüdud. Hani gidelim yani Allah'a gidelim. Valla diyor beni diyor böyle ciddi işlere sokma diyor. Şey yani sakalı Celal'in şey. Ben bu işlere giremem diyor. Ben buradaki rahatım diyor falan. Neyse ikna ediyor falan. Ya diyor ben şimdi tavus kuşu bizim İslam kaynaklarına zikredilmez de İsrailiyet kaynaklarına zikredilir. Yılan tavus kuşunun kuyruğuna saklanarak içeri girmiş. Şimdi tavus kuşu güzelliği temsil ediyor. Kibirliği biraz da bönlüğü temsil ediyor. Şimdi yılan yani şey onu kandırarak içeriye girmiş. Bu nedenle kovulurken yılan, tavus kuşu, şeytan, Adem, Hava herkes kovulmuş. Hep beraber. Hep beraber. Yani kibir aslında. Kibrimiz kovuldu yani. Şimdi şey diyor ki tavus kuşu diyor ki ya diyor ben bir kez orada bulundum diyor başıma gelmeyen kalmadı. Hüdud diyor ki gördün ama anlamadın diyor. Bir hikaye anlatıyor. Adem diyor ne zaman ki bu cennet bana yeter diye düşündü. Cenab-ı Hak ondan dolayı onu oradan gönderdi. Dememiz lazım ki ya Rabbi biz cennet değil biz seni istiyoruz. Biz buraya dünyaya geldik. Hani cennetten de çıkabiliriz. Yani biz Allah istiyoruz diye. Yani öyle bir yere bağlıyor ki yani insandaki o işte müşkül pesentlik yani. Yani bize cennet yetmez. Bize Allah yeter. Şimdi öyle bir noktaya taşıyor. Şimdi Nabi merhum dediğiniz zaman Hayati Hocam da böyle herhalde akan sular mı duruyor? Şimşekler çakar. Şimşekler çekiyor. Üstadımdır. Aramız çok iyidir. 40 küsur yıldır divanıyla meşgulüm. Sadece yüz yüze görüşme fırsatı bulamadık. Erken gitti biraz. Bunun dışında yani beni sever biliyorum yani kendi sevmemden minel kalbi ilel kalbi sebila sever ben eminim yani gidince de bulacağım zaten o kalabalıkta tabii siz Nabi abi değil misiniz diyeceğim. Ben 40 yıl divanını okuduğum adamı tanırım arkadaş. Değil mi? Şimdi Tahirül Mevlevi ile birlikte bu sakın terki edepten.
Ya azizim, kurcaladığın yer yarım saatlik iş ya. Ne dersiniz hocam, bir şiir okuyayım mı bunu ben? Mutlaka. 30 mısra. Yani sabır. Ya ben buraya programa geleceğim dediğimde bana, beni gönderen dostum Allah kolaylık versin dedi. Amin dedim, dinleyenlere dedi. Şimdi Nabi merhum 1712'de vefat etti. 5 beyitli bir gazel yazdı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın naat-ı şerif meyanında. Hikayesi de malumdur, Medine'ye girerken uyuklayan ağayı uyandırmak için doğaçlama söylediği söylenir. Evet. İrticalen evet. Eski deyişle. Evet. Ve bir klasik olarak 307 yıl oldu vefat edeli ama muazzam bir eser olarak hepimizin, birçoğumuz en azından birinci beyti zihinlerimizdedir. Evet. Sakın terki edepten ki uyi mahbubi hüdadır bu, nazargahı ilahidir, makamı Mustafa'dır bu diye başlar. 5 beyt. Tahirül Mevlevi 1951'de vefat etti. 1877 doğumludur kendisi. Ve henüz 20 yaşındayken, tarih koymuş altına, oradan biliyoruz. Nabi'nin bu gazeline, bu 5 beyte 4'er mısra ekleyerek, her beyte 4'er mısra ekleyerek edebiyatta tesdis dediğimiz, altılama dediğimiz işi yaptı. 30 mısra ortaya çıktı. Okunurken şu görülüyor, Nabi'nin koyduğu kalite seviyesinin altına asla düşmemiş, yer yer üstüne çıktığı da var. 20 yaşında bir çocuk. Aynen. Yani bu açıdan da bakılmalı. Arıza çalışacağım şiir o. Mektupta çıktı. Abisine yazıyor. Ahmet Remzi Akgürek'e bir mektup göndermiş. Haddimizi çok aştık diyor, böyle bir şey yaptık ama üstadım bir bak falan diyor yani. Bir de tevazuyla söylüyor yani. Bu şaheseri yazmış 20 yaşında. Taalallah zihi devlet sarayı istifadır bu. Güzide cayı aramı nebiyyi müctebadır bu. Eğerçi satı arz üzre veli fevkal aladır bu. Dahile küyü aczol kim melazı ilticadır bu. Sakın terki edepten küyü mahbubi hüdadır bu. Nazargahı ilahidir, makamı Mustafa'dır bu. Bu cayı pür şeref nezdi hakayık bini dikkatte. Hakikat beyti mamura muadildir şerafette. Oo. Odur çün kıble-i dildadegan rah-ı muhabbette. Ne şübhe Kabe'den berter gelir mikyas-ı rifatte. Habibi Kibriya'nın habgahıdır fazilette. Tefevvuk kerde-i arşı Cenab-ı Kibriya'dır bu. Melekler pasbandır asitanında bila fasıl. Ki ağuşunda olmuştur o mahı hale ve şamil. Beni çün eyledin ya Rab ona yüz sürmeye nail. Füyuzu haki kudsünden bırakma çeşmimi atıl. Bu hakin pertevinden oldu deycuri adem zail. Amadan açtı mevcudat çeşmin tutiyadır bu. Mutahhar ravzası bağı behiştin reşk nakidir. Karirül ayn eden canı hazini haki pakidir. O hadra kubbe kim genci definin evceh hakidir. Onun şevkiyle gör ebri nasıl suz işle bakidir. Felekte mahı nevbabus selamın sine çakidir. Onun kandilidir hur matla-i nuri ziyadır bu. Kemali suz ile tahir de madem yalvar Allah'a. Seni tekrar sevk etsin, dilefkârâne ol râhâ. Şeref yâb olduğun demde o âlül âl olan cahâ. Salât-ı müznibânen eyleyip takdim ol şahâ. Müraat-ı edep şartıyla gel nâbi bu dergâhâ. Mataf-ı kudsiyandır bu, segâh-ı enbiyadır bu. Azizim 30 mısra, yaş 20. Evet. Ve kalite bu. Ne kadar yer yer ürperdiniz. Çok iddialı cümleler var değil mi? Yani bazıları biraz şatata acaba girdi. Acaba diyorsunuz falan. Şatata girdi. Fakat yani delillerini aradım buldum acizane hocam. Mesela ne şüphe Kabe'den berter gelir mikyası rifatte. Kabe-i Muazzama gibi kıymetlidir. Onun kabri cesedi şerifine temas eden toprak lafını ed. Buna dair kelam alimlerinin beyanları var. Okumuş da gelmiş azizim. Dersine çalışmış da gelmiş. 20 yaşındaki çocuk. 20 yaşındaki çocuk. Şimdi git gel de sorma. Ben gideceğim Nabi'ye soracağım evvela üstadıma. Ne yedin de böyle oldun abiyi? Tahirül Mevlevi'ye sormaz mıyım? 15 yaşında başladın belli ki. Bu tahsile nereden beslendin? Nasıl bir usuldü o? Yani dünyaysa dünya bitti zaten. Bitti efendim, geldik buraya. Fakat ikisine de sitemim var. Diyeceğim ki üstadlar, sizden sonra Türkçenin ne hale geleceğini hesap etmediniz ya. Aşk olsun size. Sizden sonra biz onu anlamak için neler çektik. Doğru dürüst de anlayamadık falan diye.
Tabii onlar bunu hesap etmediler. Böyle bir zayıf bir Türkçe'ye mahkum olacağımızı öngöremediler. Kimse göremezdi. Hı. Enteresan bir vaziyettir. 1951 vefatı daha dün diyebileceğimiz bir tarih ve bize işaret ediyor ki... Bu cümleler. Hı. 1951. Evet. Azizim aynı mektupta... 58 yıl sadece. Evet. Aradan geçen zaman. Aynı mektupta ikinci bir şiir de var ki onu da Su Kasidesi'ne nazire olarak yazmış. Ya Su Kasidesi'ne nazireye cesaret ediyorsun ya. Sen bu çocuk nereden buldun bu cesareti demezler mi adama? Bir beytini söyleyeyim. Şöyle diyor. Bir taşın yanında payı yari buz etmiş meğer. Su be su her sengi takbil eyliyor avare su. Diyor ki Tahirül Mevlevi. Su diyor galiba Cenab-ı Peygamberin aleyhisselam mübarek ayağını bir taşın yanından geçerken öpüvermiş de o aşkın sarhoşluğuyla her taşın yanında o anı hatırlarım ümidiyle başını taşlara vura vura Medine'ye akıyor diyor. Of. Ya şu şiiriyet bu hangi beytin naziresi Fuzuli'nin Su Kasidesi'nde? Haki payi ne yetem der ömürlerdir muttasıl başını taştan taşa vurup gezer avare su beytinin naziresidir ama... Yani biraz haddimi aşarak söyleyeyim ki sanki daha üstün gibi yani. Yani 20. yüzyıla gelmişiz de bir çocuk orada bunu da aşıyor, aşabiliyor. Yani azizim akıl almaz bir servetin mirasçısı olmanın sarhoşluğu içindeyiz aslında. Hı. Vaziyet bu yani. Ekrem Hocam sık sık der ki Hayati Hocam bizim bu yayınlarda herkesin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hakkındaki fikirlerini bir şekilde dökmesi lazım yazıya. Ben nesil olarak yazdım yani. Hani, evet hocam ama şimdi bu örnekleri gördüğümüz zaman tenezzül etmeyebilir, yani özür dilerim yapmayabiliriz. Cesaret etmeyebiliriz. Sanki hani benden böyle bir şey çıkmaz ama bu herhalde bizi yanılgıya veya tembelliğe sürüklememeli değil mi hocam? Ben şahsen şu... Çünkü buralara yaklaşmak çok zor. Şöyle, böyle hani İbn-i Arabi'nin yöntemini kullandığım bazı şeyler vardır yani... şöyle meseleye bakarken orada kavramları böyle bir teraziye koyar. Her kavramın hikayesini ayrı ele alır. Mesela normalde şimdi biz cahil cesurdur sözünü hep böyle olumsuz anlamda kullanmaya alışırız. Yani mesela birisi bir şey söylediğinde cahil cesurdur deyip önünü de kapatmaya çalışırız veya engellemeye çalışırız. Ben şahsen mesela cahil cesurdur deyimini veya bu ifadeyi olumlu anlamda alırım. Cahil iyi ki cesurdur. Çünkü cehaletten bilgiye geçmenin tek yolu cesarettir. Hmm. Dolayısıyla bence yani bizim şimdi yani hem toplumsal hayatımızda hem işte eğitim hayatımızda, ailede bu cesaretin çok teşvik edilmesi lazım. Yani evet cahildir, cesurdur. Mesela hata yapmanın yani hata yapılabilir, hata iyi bir şeydir. Yani insanların hatalarını sevmesi lazım. Yani yani bir şey yapmayayım, yani hata yapmamak için mesela hiçbir şey yapmayayım. Böyle bir şey olamaz. Dolayısıyla... Yani bence tam tersi bir şey olması lazım. Yani kimse Nabi ile yarışmıyor. Kimse işte Tahir-ül Mevlevi ile veya işte Hayati Hoca ile yarışmıyor. O da Mehmet Akif. Evet. Yani kimse yarışmıyor. Bence herkes kendisiyle yarışacak. Hmm. Yani herkesin bir görevi var. Yani ben bunu yaptım. Şimdi bu konuda mesela hadis-i şerif, çok hoş bir hadis-i şerif var. Benim çok hoşuma gider doğrusu. Şimdi Hazreti Ebu Bekir'i konuşuyoruz işte malının bütününü vermiş. İşte Hazreti Ömer şu kadar vermiş, bu kadar vermişler. Şimdi bunlar konuştuğumuz zaman hakikaten üzerimize böyle bir yük gibi çöküyor bu filan. Fakat şunu unutmamamız lazım. Bir sahabi de bir tane hurma getirmiş. Ve Peygamber Efendimiz bütün hurmalar arasında o getirilen bir hurmaya dikkat çekmiş ve demiş ki Uhud Dağı'ndan daha büyük geldi. Şimdi burada bence yani kişilerin niyeti önemli, kişilerin yapmak istediği şey önemli ve kişilerin bir şey yapması önemli. Yani ısrarla yani herkesin yani herkes bir şey yapması lazım. Yani kendisi için bir şey yapması lazım. Çünkü ömrümüz geçiyor, hayatımız geçiyor. Yani ben şahsen yani Müslümanca düşündüğümde yani peygamber hakkında mutlaka bir şey yapmak lazım. Yani ne yazdınız hocam? Nesir bir şey. Ben şöyle epey yazılar yazdım yani şeyde. Birincisi Mevlid ve Miraç üzerinde yazı yazmıştım. Peygamber Efendimiz'in doğumuyla ilgili. Yani niçin mesela Müslümanlar Mevlid'i niçin kutlarlar diye yazı yazdım. Sonra bunu makale yaptık. Yani oradaki mesela temel şey şuydu yani şimdi mevlid mesela doğum bu da çok bence önemli bir konudur. Şimdi doğum normal bir hadise yani şimdi niye kutlayalım ki mesela ben şimdi işte filan tarihte doğmuşum ama kutlanacak bir tarafı yok ki. Şimdi mevlidden sonra mesela miraç bahsi anlatılıyor bunun bir anlamı var. Mevzu şu şimdi biz buraya bir gaye ile geldik. Bu gayenin adına gelişimize mevlid diyoruz yani nüzül demek yani yaratılış demek yaratıldık.
Şimdi bu gayeyi tamam, yani bu gayeye erersek buna da uruç deniyor, miraj deniyor. Şimdi ben şöyle mesela, o yazının ana fikri şuydu. Kimin mevlidi konuşulabilir? Miracını ikmal etmiş birisininki konuşulabilir. Allah. Dolayısıyla yani biz şimdi, yani biz peygamberin mevlidini niçin konuşuyoruz? Miracını ikmal ettiği için. Yani yaşı, yani sanki şunu demiş oluyoruz. Değdi. Yani evet, gelişine değdi. Evet. Şimdi benim mesela, benimki değdi mi değmedi mi ben bilmiyorum. Şimdi bunu durduk ya da sürekli kutlamanın bir anlamı yok. Ama eğer ben doğru bir hayat yaşarsam, yani o miracı ikmal edersem, ahlaki bir varlık haline gelirsem, yani ahlaklı olursam, merhametli olursam, adil olursam, yani olanı biteni doğru anlarsam, yani mebde-i meadı doğru anlarsam, küyü mahbubu üdaha, yani edeple girebilirsem, yani bu mevzu intikal edebilirsem, o zaman diyeceksin ki mesela Murat değdi, yani bu hocanın gelişine değdi diyeceksin. Şu an bizim hepsi şeyde, sallantıda, yani değip değmediğini bilmiyoruz. Müslümanlar bunu bence çok iyi fark ettiler. Miracını ikmal etmiş birisinin mevlidini konuşarak bize bir hayat rehberliği gösterdiler. Bunu yazdım yani. Buna evet, bağlı yani bir, evet, galiba bir 6-7 tane yazı yazdım yani başka peygamberimizle evet, ilgili. Yani mevzu benimki değil. Elinize yani ama sağlık, yani herkesin evet, herkesin kendi cihetinden, kendi durduğu yerden, yani illa mesela diyelim ki bir ev alalım mesela. Peygamberimizin eşleri var. O konuda bildiği bir şeyi yani kendi durduğu yerden yazması, hı-hı, lazım. Yani böyle güzel şeyler yapmak lazım diye düşünürüm yani. Şimdi Süleyman Çelebi merhum duası var burada. Şimdi son 2,5-3 dakikamız kalmış. Aklınızda Süleyman Çelebi olsun ya da olmasın, aklınızda bir dua varsa şöyle sahur sofraları da bereketlensin. Yine divan şiiriyle yazılmış. Oradan devam edelim hocam. Böylelikle de gecemizi noktalayalım. Tevbe ya Rabbi, hata rahına gittiklerime, bilip ettiklerime, bilmeyip ettiklerime. Bir iftar programındaydık da 2 sene önce. Evet. Sunucu hanım kız son 60 saniyeye girerken telaşla hocam son sözlerinizi alabilir miyim dedi. Artık 45-50 saniye kaldı falan. Tabii kızım dedim, son sözlerimi söyleyeyim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulüm. Hocam onu kastetmedi. Son sözüm bu dedim kızım. Son sözümü sordunuz. Söylüyorum. İnşallah söylemekte nasip olur. Gülerek gitmek nasip olur. Abi inşallah. Yadında mı doğduğun anlar, sen ağlardın, gülerdi alem. Öyle bir ömür sür de olsun. Mevtin sana hande, halka matem. Doğduğunda herkes güldü, sen ağladın. Güzel yaşa. Uğurlayanlar ağlasın. Sen gül giderken son gülen iyi güler. Evet. Cenab-ı Hak nasip etsin. Amin inşallah. Hocam çokça konuştum biraz ama bağışlayın. Estağfurullah, yani, çok keyif aldık. Eksik olmayın. Hocam, Allah razı olsun. Çok keyif aldık gerçekten. Harikaydı hocam. Estağfurullah. Bu Süleyman Çelebi'nin bir şeyi vardı burada. Ondan biz böyle levha olarak yazdık, evde de vardır. Tam-ı nakısı kamil bilir. Çok severim o beyti. Şeyinde kamil olan cümleyi kamil bilir. Evet. Gerçi tam şimdi anlatıyor, diyor ki yani şimdi ben bu şiiri yazdım, okuyacaksınız, eleştireceksiniz. Noksanı var, kusuru var vesaire diyor. Evet. Aslında 2 nokta üst üste koyuyor. Gerçi tam-ı nakısı kamil bilir. Hem şey tam mıdır, noksan mıdır sizin için değil. Yani kamil bilir. Kamil olan bilir. Kamil olan cümleyi kamil bilir. Allah Allah. Allah çok hoşuma gider. Şey, kamil bir olan cümleyi kamil bilir. Eyvallah. Şimdi geceye başlarken failatun 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 failun ben anlamadım demiştim. Bakalım anlamış mıyım hocam? Şimdi ben buraya halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Failatun halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi. Failatun, 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 failun. Hiç hatasız, tamı tamına. Maşallah. Halk olmaya içinde muteber bir nesne yok devlet gibi. Failatun, 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 failun. Hatasız. Sınıfı geçti. Başım, Allah. Böyle okusan daha iyi olur. Son sularınızı yudumlayın efendim. Son sözlerimiz az önce Hayati Hocam'ın söylediği sözler olsun. Buyurunuz, son sular yudumlansın.